Zaman. Ellerimizden kayıp giden ama her an hissettiğimiz o görünmez güç. Kimine göre bir saat ibresi, kimine göre sonsuz bir bilinmez ama aslında hepimizin hayatını yöneten en güçlü kavram. Onu anlamaya çalışıyoruz, planlıyoruz, hatta kontrol ettiğimizi düşünüyoruz. Ama gerçekten anlayabiliyor muyuz? Bu videoda zaman kavramını 4 farklı açıdan inceleyeceğiz. Bilimin soğuk gerçekleri, felsefenin derin soruları, psikolojinin içsel yolculuğu ve toplumların ona yüklediği anlamlar. Hazırsanız zamanın labirentinde kaybolmaya başlıyoruz. Çünkü bu yolculuk düşündüğünüzden çok daha büyük bir sırrı saklıyor olabilir. Bilim bize zamanın aslında göründüğünden çok daha karmaşık bir kavram olduğunu öğretiyor. Ancak çağlardan beri insanlar zamanı anlamaya çalıştı. Mısır piramitlerini inşa edenler, güneşin ve yıldızların hareketlerine dayanarak ilk takvimleri oluşturdu. Ancak zamanın gerçek doğasını sorgulamak Isaac Newton ile başladı. Newton'a göre zaman mutlak ve değişmeyendi. Evrenin temel yapı taşı gibi sabitti. Ancak 20. yüzyılda Albert Einstein bu anlayışı tamamen değiştirdi. Görelilik teorisi, zamanın sabit değil, hareket eden cisimlerin hızına ve kütle çekimine bağlı olduğunu ortaya koydu. Bu, evrenin nasıl işlediğini anlamamızda bir devrim yarattı. Zaman, evrenin 4 boyutlu dokusunun bir parçasıydı. Adeta bükülebilir ve genişleyebilir bir kumaş gibiydi. Peki, modern bilim ne söylüyor? Kuantum fiziği, zamanı parçacık seviyesinde ölçmeye çalışırken, teorik fizikçiler, zaman bir yanılsama mı sorusunu tartışıyor. Çünkü atom altı dünyada, geçmiş ve geleceğin çizgileri bulanıklaşıyor. Parçacıkta bir anda geçmişten geleceğe sıçrayabiliyor gibi görünüyor. Bilim insanı Carlo Rovelli'ye göre, zaman bizim zihnimizdeki bir yapıdır. Evrenin kendisinden zaman diye bir şey olmayabilir. Öyleyse soralım, zaman gerçekten var mı? Yoksa bu bizim algımızın bir oyunu mu? Belki de zamanı anlayabilmek için ona bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ama bir gerçek var. Zaman biz onu anlamaya çalışırken ve varlığını sorgularken bile bizlerden bağımsız akıp gitmeye devam ediyor. Onu yakalayabilir miyiz? Belki hiçbir zaman. Zaman, varlığın en gizemli ve üzerinde en çok düşünen kavramlarından biridir. Antik Yunan filozofu Heraklitos, aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız derken, zamanın sürekli bir akış içinde olduğunu vurguluyordu. Ona göre zaman, her şeyin değiştiği bir süreçti. Ancak Aristoteles, zamanın yalnızca hareketin bir ölçüsü olduğunu söyleyerek daha somut bir tanım getirdi. Yüzyıllar sonra, modern felsefenin en önemli isimlerinden biri olan Immanuel Kant, zamanın bizim algımızdan ibaret olduğunu öne sürdü. Ona göre zaman dış dünyada var olan bir gerçeklik değil, insan zihninin bir kategorisiydi. Bu da zamanı nesnel bir gerçeklikten çok bireysel bir algı haline getiriyor. Ancak zaman sadece bir felsefi tartışma konusu değil, aynı zamanda bir varoluş sorusu. Zaman gerçekten geçiyor mu, yoksa yalnızca biz mi onu yaşıyoruz? Ya geçmiş, şimdiki an ve gelecek hepsi bir arada aynı anda mevcutsa? Belki de zaman insan aklının sınırlı bir yansımasıdır. Nietzsche'nin dediği gibi, zamanın döngüsel olduğu bir evren mümkün olabilir mi? Yani yaşamlarımız tekrar mı yaşanıyor? Zaman, yalnızca saatlerin ölçtüğü bir şey midir? Yoksa zihnimizdeki algılar ve duygularla şekillenen bambaşka bir boyut mu? Psikolojiye göre zaman algısı tamamen bireyseldir. İki insan aynı sürede aynı deneyimi yaşasa bile biri bunu göz açıp kapayıncaya kadar geçti diye tanımlarken diğeri sonsuz bir bekleyiş gibi hissedebilir. Bu, zamanın bizim için nasıl bir anlam ifade ettiğine ve o anki psikolojik durumumuza bağlıdır.
Yapılan araştırmalar, mutluluk gibi pozitif duyguların zamanı hızlı geçirttiğini, stres, korku veya sıkıntı gibi negatif duyguların ise zamanı yavaşlattığını gösteriyor. Beynimizin hipokampüs bölgesi yeni bilgileri işleme sürecinde zamanı uzun ya da kısa algılamamıza neden oluyor. Bir düşünün, çocuklukta yaz tatilleri sonsuz gibi görünürken yetişkinlikte yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Bunun sebebi yeni deneyimlerin azaldıkça beynimizin zamanı daha hızlı algılaması. Peki, zamanı kontrol etmenin bir yolu var mı? Anda kalmak ve mindfulness pratiği insanın zaman algısını değiştirebilir. Bilim insanları geçmişe saplanıp kalmak ya da sürekli geleceği düşünmek yerine şimdiki anı yaşamanın zaman algısını daha dengeli hale getirebileceğini söylüyor. Zaman gerçekten geçip gidiyor mu? Yoksa yalnızca biz anların değerini yeterince fark etmediğimiz için mi böyle hissediyoruz? Zaman yalnızca bireysel bir algı değil, aynı zamanda toplumların kültürel dokusunu şekillendiren önemli bir kavramdır. Farklı kültürlerde zamanın algılanışı ve kullanımı oldukça değişkendir. Batı toplumlarında zaman bir yarış pisti gibi görülür. Her şey bir zaman çizelgesine göre işler. Zaman, paradır anlayışı modern kapitalist sistemin temel taşlarından biri olmuştur. Ancak doğuya baktığımızda özellikle Asya kültürlerinde zaman daha çok bir döngü olarak algılanır. Örneğin Hinduizm'de zaman sonsuz döngülerden oluşan bir çark gibidir ve yaşam bu döngüler içinde akar. Zaman algısı toplumsal yapıların da temelini oluşturur. Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan iş saatleri insanları bir saat düzenine bağımlı hale getirmiştir. Oysa geleneksel tarım toplumlarında zaman doğanın döngülerine göre yaşanırdı. Sabah güneşle başlar, akşam karanlıkla son bulurdu. Modern şehir hayatında ise saatler ve takvimler hayatlarımızın yöneticisi haline geldi. Kültürel farklılıklar zaman algısını yalnızca kullanmakla kalmaz, aynı zamanda ona olan yaklaşımı da belirler. Japonya'da dakiklik saygının bir göstergesi olarak kabul edilirken bazı Akdeniz ülkelerinde zaman daha esnek bir kavramdır. Bu esneklik toplumsal bağları güçlendiren bir unsur olarak görülür. Peki zamanın toplumların üzerinde bu kadar büyük bir etkisi varken biz bireyler onu ne kadar yönetebiliyoruz? Zaman bizi mi kontrol ediyor yoksa biz mi zamanı şekillendiriyoruz? Bireysellerin ve toplumların zamanla ilişkisi onun yalnızca bir kavramdan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Bu ilişkiyi anlayabilmek belki de zamanın bize öğretebileceği en büyük ders. Zaman. Bilim, felsefe, psikoloji ve toplumların gözünden bakarak onun karmaşıklığını ve çok yönlülüğünü keşfettik. Peki, sorduğumuz sorulara ne cevap bulduk? Bilim bize zamanın sabit olmadığını, hareket ve kütle çekimine bağlı olarak değişebileceğini gösterdi. Peki, zaman gerçekten bir yanılsama mı? Aslında evrenin işleyişinde zamanı açıklayan matematiksel bir düzen var. Ama bu düzen algılarımızın sınırlarını aşıyor olabilir. Yani zaman hem gerçek hem de zihnimizin inşa ettiği bir kavram. Felsefe zamanı yalnızca bir ölçüm değil, insan varoluşunun bir parçası olarak ele aldı. Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda mı mevcut? Felsefe bu soruya açık bir kapı bıraksa da yaşamın sürekli bir akış olduğunu söylüyor. Belki de geçmiş ve gelecek yalnızca zihnimizin kurgusudur. Yaşadığımız tek gerçek ise şimdiki andır. Psikolojiye göre zaman algımız tamamen bireysel. Zamanı kontrol edebilir miyiz? Aslında anda kalmak pratiğiyle zamanı daha derinden hissedebilir ve onun hızını algılarımızla değiştirebiliriz. Zamanı kontrol edemeyiz ama onu nasıl yaşadığımızı değiştirebiliriz. Kültürler ise zamanı ya yarış gibi ya da döngüsel bir düzen olarak görüyor. Zaman bizi mi kontrol ediyor? Toplumlar düzenlerini zamana göre kursa da birey olarak zamanı nasıl değerlendirdiğimiz, onu nasıl şekillendirdiğimizle ilgili. Zaman hem toplumların hem bireylerin aynasıdır. Şimdi siz düşünün. Zaman sizin için ne ifade ediyor? Geçmişin bir izi mi? Geleceğe açılan bir kapı mı?
yoksa yalnızca şu anın içinde bir yolculuk mu? Cevap ne olursa olsun ancak bir şey kesin. Zaman bizim onu nasıl deneyimlediğimize bağlı olarak anlam kazanır. Eğer bu yolculukta zamanın sırlarını keşfederken yeni sorular sorduysak ya da farklı bakış açıları sizi buluşturabildiysek düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki zamanda yeniden buluşmak için abone olmayı unutmayın ve bu anın bir parçası olmak için beğeniyle iz bırakın.